Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ağustos sonu itibariyle Ali Kayası cam teras projemizi bitirmiş, şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız dedi. Önemli turizm yatırımlarından biri olan Ali Kayası cam teras projesi inşaat alanını kentte görev yapan gazetecilerle birlikte gezdi. Arkadaşlar, bugün Kahramanmaraş'ımızın önemli doğa turizmine hizmet edecek Ali Kayası'ndayız. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediye'miz burada bir cam teras projesi başlattı. Bu proje geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde başladı. Öngördüğümüz hedef bu yıl Nisan ayı son itibariyle bu cam teras ve buradaki yeme içme mekanının ve yolunun bitirilip hizmete açılmasını öngörmüştük. Ama tabii ki hesap edemediğimiz süreçler yaşadık. Büyük bir afet, hatta iki afetin merkezi bildiğiniz gibi Kahramanmaraş'ımız. Bu süreç projelerimizin de süresini etkiledi. Dolayısıyla proje bu süre içerisinde devam edemedi. Şimdi Ağustos sonu itibariyle buradaki Ali Kayası cam teras projemiz bitmiş ve şehrimizin hizmetine sunulmuş olacak. Projenin birinci aşamasında gördüğünüz gibi cam teras. Burada gerçekten Ali Kayası çok dik bir kesiti var. Barajla buranın arası yaklaşık 170 metre. Burada bir cam teras. Hemen yakınında da buraya insanların geldiğinde vakit geçireceği, bir şeyler yiyip içeceği bir yeme içme mekanı var. Bunun için de bu alanda iki tane çok kapsamlı otopark oluşturuluyor ve yürüme parkurları oluşturuluyor. Bu projenin ilk aşaması. İkinci aşamasında hemen Ali Kayası biliyorsunuz burada iki kayadan mevcut. O iki kaya arasında bir cam köprüyle, bunun örnekleri de var, oradan oraya geçişi sağlayan bir süreci düşünüyoruz. Üçüncü aşamasında da bildiğiniz gibi burada Menzelet Parkımızdan, Menzelet Barajımız üzerinde tekne gezileri var. Tekne gezisiyle gelindiğinde aşağıda bir parklanma, oradan buraya çıkma, karayoluyla geldiğinizde buraya yine aşağı inip tekneyle dönebilme imkanlarını da oluşturan bu projeyi düşünüyoruz. Ağustos ayı itibariyle bu tesis ve peyzaj bittikten sonra da aynı zamanda ana yola, yani Kahramanmaraş, Kayseri ana bağlantı yolumuza, burası 17 kilometre. 17 kilometrelik yolun da asfaltının inşallah yapılmış olacak. Ulaşımı da daha da kolay olacak. Biz 2 yıl önce buranın yolunu açmıştık. Aslında asfaltını da atmayı düşünüyor idik. Fakat bu inşaat kamyonlarının, hafriyat kamyonlarının veyahut işte beton mikserlerinin yolu tahrip etme ihtimaline karşılık biz asfaltı biraz öteledik. Dolayısıyla tesis bittiğinde asfaltı da inşallah yapmış. Kahramanmaraş'ımıza da inşallah güzel bir turizm mekanı olarak burayı açmış olacağız. Dünyanın en güzel merkezlerinden biri haline getireceğiz. Ve Kahramanmaraş'ımızın hak ettiği turizm potansiyelinde yakalamış, ziyaretçi sayısında yakalamış ve Kahramanmaraş'ımızın ekonomisine de inşallah katkı sağlamış olacak bu mekanlar. Tekrar ben şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.